Sevgili izleyenler merhabalar. İyi hafta sonları diliyoruz. Sendika günlüğü başlıyor. Konuğumuz Eğitim Birsen İstanbul Üçnoğlu Şube Başkanı Erol Ermiş. Değerli konuğumuz da bugün EYT'yi, memur işçi emekli zamlarını, sözleşmeli kadro düzenlemesini konuşacağız. Ama merakla beklenen 2022 yılında geride bıraktığımız EYT'yi konuşacağız önce. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sayın Başkan. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Evet. EYT'nin kapsamını konuşacağız. Kimler EYT'li olacak? Kimler bu yasadan yararlanacak? Şöyle EYT'yi baştan sona bir konuşalım istiyorum. Buyurun. Şimdi EYT ile ilgili düzenleme biliyorsunuz yıllardır üzerinde durulan bir konuydu. Evet. Bu 1999'dan sonra yapılan düzenlemede insanlar o zamanları ben de çok iyi hatırlıyorum. Mezarda mı emekli olacağız diye bu işin ciddi anlamda mücadelesini vermiştik. Mezarda emekliliğe hayır diye ama tabii devlet düzenlemesini 99 yılında yaptı. Ondan sonra da bu tartışmalar zaman zaman çoğaldı, zaman zaman azaldı ama hiç bitmedi. Hükümet biliyorsunuz önceleri bunu hiç gündemine almadı. Sosyal güvenlik sistemini zaafa uğratacağını düşünerek bu konuya yanaşmadı ama 2023 seçimleri yaklaşırken demokrasilerde biliyorsunuz seçimler için her şey olabilir. Olabilir. Bu seçimleri de herkes bir şey olarak değerlendiriyor. Seçime yatırım gibi mi oldu biraz? Yani seçime yatırım gibi değerlendiriyor. Bizim halkımızın bakış açısı da bu. İktidarlar da sonuçta buradaki talep patlamasını da gözden ırak tutamıyor. Bunun neticesinde yani hiç hayata geçmeyeceği düşünülen EYT bile bugün itibariyle hayata geçmek üzere. 99 öncesini baz aldılar. Dolayısıyla 99 öncesinde işe başlayan her kişi 20 yılını dolduran bayanlar prim gününü doldurduysa emekli olabilecek. 25 yılını dolduran erkekler prim gününü doldurduysa onlar da emekli olmuş olabilecekler. Dolayısıyla burada yapılabilecek en geniş düzenleme yapıldı. Herhangi bir yaş sınırı şartı koymadı. Ancak tabii EYT'nin çıkması demek herkesin emekli olacağı anlamına da gelmiyor. Tamam, 99 öncesisin. Eyvallah. Kim olamaz mesela? Kim olamaz? Bu 18 yaşından önce sigortalı olanlarla ilgili problem var. Onlar yine yaşa takılıyor. İşte o zamanlar 16 yaşından itibaren sigortalı olunabiliyordu. O kapsamda olanlar biraz mağduruz şeklinde ifadelerde bulunuyorlar. Kapsamı bu kadar geniş tutan devletimiz onu da kapsama içine alırsa buradan herhalde yüz binlerce kişi değil de bir miktar kişi daha ki yani yararlanır diye değerlendiriyorum. Şu anda şekillenmiş olsa da henüz yasalaşmadı. Yasalaşmadığı için bu yani oraya dahil edilirse bence oradaki memnuniyet düzeyi %100 olur. Ancak tabii şunu ifade edeyim. Niye işte 8 Eylül 1999'du evet sanıyorum. Niye 8 Eylül 1899 değil de 99 sonu değil diye de itirazlar var. Orada yasanın çıkışını baz aldıkları için öyle. Şimdi 99 sonu baz alınsa bu sefer niye? 90, yani 31 Aralık'la 1 Ocak arasında ne var bir gün var. Yani bu itiraz, ya da niye 2000 değil? Yani bu tabii ya da işte 1 Ocak 2000'i niye saymıyorsun? Onun da kendine göre bir mantıklı tarafı var ama yasalar sonuç itibariyle bir yerden başlayacak, bir yerde bitirecek olayı. Evet, yani bir günle kaçıran var mıdır? Bir günle kaçıran vardır tabii. 9 Eylül 1999'da. Bir günle emekli olamamak da ayrı bir... Tabii ayrı bir garabet ama ben şunu söyleyeyim. Mesela biz kamu görevlileri bağlamında düşünecek olursak bizim için EYT çıksa da çıkmasa da bir fırsat belki. Ama emekliliği özendirecek bir durum yok. Özellikle öğretmenler bağlamında olaya bakarsak, mesela biz 3600 ek göstergeyi emekliliğimiz için çok önemli bir kazanım olarak düşünüyorduk. Nitekim 15 Ocak 2023 ile beraber hayata geçmiş olacak.
10 numara bir şeydi. Ama sonradan kariyer basamakları düzenlemesi çıkınca, hepsinin üzerinde bir kazanıma dönüşünce insanlar hesap kitap ediyor. Biraz sonra işte bu 3600 ek göstergenin getireceği evet, şeyleri konuşacağız. Orada gireriz konuya. Mesela şimdi EYT olduğu için dolayısıyla devlet güzel de bir şey yaptı aslında. Yani sen emekli ikramiyeni al, çalışmaya devam et. Biz 43 senin, yaşındasın. Evet, yani işverene de şunu dedi. Sen eğer bunların kıdem tazminatını vermekte zorlanıyorsan biz sana bunu vereceğiz. Sen de bunu zamanla bize şey yaparsın. Ödersin. Ödersin. Kıdem tazminatını alıp çalışmak isteyen kişiye de sigorta destek primi sağlayacağını devlet ifade etmiş oldu. Hı hı. Bu da iyi bir şey oldu. Şimdi tabii rakamlar, tabii değişik rakamlar ifade ediyorlar. Yani bu işin bir 350 milyar liralık bir maliyetinin olduğundan bahsediliyor. Bütçeye yük olarak. Evet. Tabii bu da az buz bir rakam değil. Yani bir taraftan haklarımızı genişletirken bir taraftan da biliyorsunuz aynı gemide olduğumuzu unutmayalım. Sosyal güvenlik kurumlarının da çökmemesi, ayakta kalması, hizmet vermesi son derece önemli. Ben devletin çıkardığı EYT'nin emekli olmak isteyenler için bir şans olduğunu ama herkesin de emekli olmayacağını, çalışma hayatına devam edeceğini değerlendiriyorum. Bir de şunu düşünüyorum. 2 milyon 250 bin kalifiye insanın devre dışı kalması bir ülke için iyi bir şey değildir. Bunun canlı örneğini biz mübadelede yaşadık. Onu şuradan örnek vereyim. Biz Yunanistan'dan mübadele ile beraber 400 bin civarında Türk'ü Müslüman'ı kabul ettik. Hı hı. Ve bunların %90'ı çiftçiydi. Ama bizden 1 milyon 400 bin civarında Rum gittiği söyleniyor. Ve bunlar da her türlü meslek grubundan insanlardı. O takasta biz çiftçilik bakımından belki kâr ettik. Ama diğer yönlerde de belli bir dönem ciddi anlamda sıkıntı yaşadığımız söyleniyor. Dolayısıyla EYT'den herkesin emekli olması sosyal güvenlik kurumuna getireceği yük ama ayrı bir şey. Kalmaması lazım. Ama bu insanların da, bu kalifiye insanların da hizmet üretmeye devam etmesini ben doğrusu son derece önemsiyorum. Prim günü dolmayanlar nasıl bir çözüm olacak? Borçlanabilecekler mi? Prim günü dolmayanlar için de yani bunlar için de düzenlemede esasen yaş sınırı kaldırıldığına göre ve 99 öncesi işe başlayanları kapsadığına göre burada prim günüyle ilgili bir kolaylaştırıcı hususun getirilmesinde ben fayda görüyorum. Nasıl bedelli askerlik devlet için şu anda evet, karlı bir şeyse, burada prim günü meselesinde de böyle bir kolaylık sağlanabilir. Prim günü yasalaşırken doldur, bu yasalaşırken eklenebilir. Ancak tabii herkes de o kapsama girmek ister mi? Çünkü o gün hesaplamasındaki o prim miktarı ciddi anlamda her yıl biliyorsunuz artıyor. Evet. İnsanlar o parayı yıllara sahip parayı ödeyebilir mi? İşte iki çocuk için mesela 4 yıl deniliyor değil mi? O 4 yılı hesapladığınızda bakalım ne olacak? İnsanlar o parayı bulabilecek mi? İşte askerlik borçlanması vesaire bir takım borçlanmalar. Ya da bütün şartı şurtu kaldırırsınız. Atıyorum 3000 gün eksiğim var gel bunu öde. İnsanlar ödeyebilir mi? Gerçi evet, bizim insanımız borç harç bulur öder de. Ama bunu da yine kanun çıkarırken bence şey yapmak lazım. Gündeme almak lazım diye değerlendiriyorum. 43 yaşında emekli oldu. 2 milyon 250 bin insan. Hepsi 43 yaşında olmayabilir bu arada. Tabii. Yani devre dışı kalması tabii ki ülke için kötü bir şey ama yurt dışına baktığınız zaman nasıl değerlendirirsiniz emeklilik yaşı? Ya yurt dışına baktığımızda yurt dışında da bu tartışmalar biliyorsunuz bitmiyor. Ortalama ömür süreleri bizde de bir hayli yükseldi şu anda. Hı hı. Ama Avrupa ülkeleri, daha gelişmiş ülkelerde ortalama ömür süresi bizden daha fazla. Ancak işte Almanya örneğini ben size söyleyeyim. Onlar da sosyal güvenlik sistemini ayakta tutmak için çareler arıyorlar. Emekli sayısı fazla, çalışan sayısı az. Nasıl olacak bu iş? Ne yapalım? İşte zaten orada emeklilik yaşı çok yüksek. Bunu 70'e mi çıkaralım? Yoksa yurt dışından çok sayıda yabancı işçi mi getirelim diye çözüm arıyorlar. Yani sosyal devlet olmak çok iyi bir şey. Benim ona bir şey dediğim yok. Benim
Çocukluğumda sosyal devlet bağlamında benim bilebildiğim kadarıyla, o zaman çocukluğum Almanya'daydı. Hollanda sosyal devlet cennetiydi. Bütün Almanlar bile Hollanda'ya özenirlerdi. Ama gelinen noktada şu anda bizim Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımız açısından Türkiye'de yaşamakla Hollanda'da yaşamak arasında çok büyük bir fark kalmadı işin doğrusu. Çünkü sosyal devleti çok çok fazla abarttığınız zaman bu sefer bütün yükleri devlet alıyor. Vatandaşı tembelleştiren bir noktaya doğru iş gidiyor. Şimdi bir Çin atasözünü biliyorsunuz. Diyor ki bana balık verme, balık tutmayı öğret diye. İşte önemli olan da bu. Bir de 43 yaşında emekli olup da ne yapacağız yani? Peki 18 yaşından önce sigorta girişli olanlar EYT'den yararlanabilecek mi? Şu anda görünen o ki yararlanamayacak. Ben bu kişilerin de kapsama dahil edilmesi memnuniyet katsayısını artırması açısından önemlidir diye düşünüyorum. Dahil edilmelidir. Ama EYT'yi bekleyenlerin bir kısmı işte biz emekli olacağız, başka iş yapacağız. İşte bu zamana kadar istemediğimiz işleri yapmak zorunda kaldık. Bundan sonra nasıl olsa emekliyim. Böyle kafama göre canımın istediği işler yapacağım. Emekliyim artık ya o zaman. Emekliyim, başka işler yapacağım. Yine oradan da ilave kazançlar elde edeceğim diyor. O da saygı duyulacak bir şey. Yani hiçbirimizin ölene kadar üretimden geri durmamak lazım. Bizim dinimizin bakış açısı da odur zaten. İki günü birbirine eşit geçen ziyandadır Ziyandır, der. aynen. Yani emekli olup da akşama kadar evde, parkta, bahçede pineklemenin anlamı yok. Sürekli çalışmaya ihtiyacımızın olduğu da kesin. Peki, Çalışmak bir ilaç ayrıca yani. bu EYT düzenlemesi genel olarak bir mutluluk şeyi oluştu mu Oluşturdu bence. vatandaşta? Tabii ki oluşturdu. Çünkü yıllardan beri bu EYT için uğraşan çok geniş bir kitle vardı. Kaç yıldır uğraşılıyor? Ben hani çok tarihsel Vallahi söylemde var şöyle mısın? söyleyeyim. Bu kanun çıktıktan beri sıkıntı. Yani ben size biraz önce bahsettim. Mezarda mı emekli olacağız hikayesi söylenilenden beri herkes bunun için uygun bir zaman ve zeminin geleceğini düşünüyordu. Nitekim geldi yani. Herkes mutlu oldu diyebiliriz yani o zaman. Bence mutlu oldular. Şöyle de ifade edeyim. Ben bazen umutsuzluğa düşen arkadaşlara şunu söylüyorum. Bakın EYT'yi örnek alın kendinize. Hiç olmayacak diye düşünülüyordu. Oldu. 3600 ek göstergeye hiç olmayacak gözüyle bakılıyordu. Oldu. İşte örneğin bu ülkede kılık kıyafet serbestliği olur mu diye soruların cevabına insanların %90'ı olmaz diyordu artık. Ama olmaz denilenler olur. Yeter ki mücadele Yani edilsin. seçim üzeri olmasaydı da zamanı gelmiş miydi sizce? Valla seçim olmasaydı zamanı EYT'yi mi EYT'yi söylüyorsunuz? söylüyorum. Yani iktidar açısından bakıldığında zamanı gelmiştir diyemeyiz. Hiçbir ülkede bu işe zaten böyle bakmıyor. Biraz önce örneğini verdim. Ama bazen zorunluluklar bu tür şeyleri yapmayı gerektiriyor. Dolayısıyla iktidarın penceresinden bakınca durum budur. Peki şimdi memurlara yapılan %30'luk zammı konuşalım. Buyurun. Memnun musunuz? Yani memurlara yapılan bu önce %25'ti, bir gün sonra %30'a çıktı. Yeterli mi? Biraz da bu %30'luk zam kısmını konuşalım özellikle. Şimdi %30 zammın çalışan kesimler arasında farklı farklı anlamları var bir kere. Herkes açısından aynı şeyi ifade etmiyor. Şunu da söyleyeyim, bir gün önce %25, bir gün sonra %30. Bize göre bu kötünün iyisi. Yine seçim üzeri olduğu için mi bir 5 daha Bir beş veriyor? daha verildi ama ben şuna da yürekten inanıyorum. Yani seçimin hatırına belki de Nisan ayında yeni bir iyileştirme olabilir. Çünkü bu enflasyon canavarı eğer durmaz ve bu aldığımız şeyleri kazanımları götürürse devlet mutlaka onu telafi etme ihtiyacı hisseder. İşte Bunun sinyalini de verdi herhalde. biraz önce arkadaşımız 5 liraya aldığım simiti bugün, dün 5 liraya aldığım simiti bugün 7 liraya aldım diyor. Bizdeki bu fırsatçı zihniyet esasen enflasyonla mücadele etmeyi
önleyen de bir zihniyet. Dolayısıyla memur maaşlarındaki memnuniyet noktası bizim açımızdan kötünün iyisidir. Kalkıp biz buna bütün meslek kesimleri açısından doğrudur, iyi olmuştur asla diyemeyiz. Biz burada esasen seyyanen zam istemiştik memur sen olarak. Evet. Yüzdelik zam burada dursun ama şöyle en azından... Onu da soracaktım açmışken şey yapalım, en azından, cevaplayalım. Bir 3000 lira civarında seyyanen zam alınabilirse, seyyanen zamın özelliği şu, azalanın maaşına yansıması güzel, çok alanın da maaşına yansıyor ama azalanla çok alan arasındaki makası herkese eşit olduğu için daraltıcı bir unsur. Ama bu yüzdelik zamlar iyi olmakla birlikte azalanla çok alanın arasını açıyor. Şimdi dolayısıyla ben şuradan müsaadeniz olursa bir bakayım şöyle ne olduğuna dair. %30'luk zamla en düşük memur maaşı 11.848 TL olacak diyor. Yani ben size şimdi soruyorum, yani bu 11.848 TL bu ülkede artık bir kira fiyatı. Evet. Özellikle İstanbul'da. Özellikle İstanbul'da. Şimdi geçen yıl ben Eylül ayından hatırlıyorum. Kadıköy'de ev kiraları 5-6 bin lira oldu deyince millet böyle korkunç bir şekilde afalladı. Çok geçmedi. Aynı kiralar buraya geldi. Şu anda buralarda 5-6 bin lira rakamına zaten ev bulmanız neredeyse zorlaştı. Zor. Hele sitede, şurada burada mümkün değil. En düşük memur emeklisi maaşı da 7.901 TL diyor memur emeklisi için. Şimdi bu rakamlar %30'un giydirilerek oluştuğu hali, rakamlar. Hı hı. Şimdi bunlara kalkıp da bu insanlar açısından bakıldığında biz bu memnuniyet üretmiştir deme şansımız var mı? Böyle bir şey mümkün mü? İşte size söyledim. Biri kira etmiyor, diğeri kira ediyor. Evet. Başka bir özelliği yok. Bu insanlar nasıl geçinecek? Allah'tan bu memlekette İslamiyet'ten kaynaklı ciddi bir sosyal dayanışma ruhu var. Herkes yaşlısına şununla bununla bakıyor. Evet. Sahip çıkıyor. Yardımlaşma duygusu var. Ben şöyle biraz varlığı olan insanlara diyorum ki kriz dönemlerinde az harcayın, çok yardım edin. Çünkü bütün bunlar birikir birikir, Allah korusun, sosyal patlamalara sebep olur. O sosyal patlamalarında hepimiz altında kalırız. Yani şimdi biliyorsunuz bereket büyüklerle beraber olmaktadır der bizim atalarımız. Evet. Haliyle herkes anasına babasına, emekli olan anasına babasına gerekirse yanına alacak, bakacak. Şimdi 2023 itibariyle en düşük emekli maaşı deniliyor ki 5500 lira olacak. Ben size soruyorum. 5500 lira olan bir kişinin evi olmadığını düşünün. Geçmiş olsun. Evi yoksa geçmiş olsun. Evi yoksa geçmiş olsun bir. İkincisi karı koca birlikte tek emekli maaşıyla bu insanların yaşama şansı var mı? Ben size bunu soruyorum. Mümkün değil. Dolayısıyla biz burada cidden bir seyyanen zam oluşabilmiş olsaydı o güzel bir şey olacaktı. Ancak şunu söyleyeyim. Dünyanın dengelerinin biz ne kadar bozulduğunun da farkındayız. Yani Türk insanı o güzel yıllar dediğimiz özellikle 2010'la 2013-14 arası o güzel yılları özlüyor. Ama Fransızlar da özlüyor. Sarı yeleklilerin Avrupa'da özlüyor. Tabii Avrupa'da özlüyor. Sarı yeleklilerin ortaya çıkması imkanlarının daralmasıyla ilgilidir. Bizdeki durumda bu şekilde. Bunun biraz daha ötesi artık memurların ikinci iş yapma ihtiyacını doğuracak noktaya doğru götürüyor. Çünkü en düşük memur maaşının 12 bin lira bile olmadığı bir yerde onlar açısından düşünüldüğünde son derece kötü. Elbette şimdi genel müdürdür, müsteşarlık yok artık da daire başkanıdır vesairedir. Bunların aldığı maaşlar %30 zamla belli bir noktaya geliyor. Onlara sorarsanız onlar da kendileri açısından eksiklik hissediyorlar ama biz neyin üzerinde duracağız? En aşağıdakini baz alarak konuşmamız gerekir. Evet. Aslında emeklilerin maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını belirttiniz. Onu da soracaktım size ama. Öğretmen, hemşire, polis, din görevlisinin maaş ve emeklilerin ikramiyeleri artacak. 3600 ek gösterge
kimleri kapsayacak? Biraz da bu 3600 ek göstergeyi konuşalım bu başlıklar altında. Yararlanma şartları neler olur? Şimdi şöyle, biraz önce konuşmamın başında bahsetmiştim. 3600 ek gösterge gerçekten yıllarca üzerinde mücadele edilip Memur Sen'in 6. toplu sözleşmede 2022 yılında çözülmek üzere balıkladığı bir şeydi. Çok şükür biz verdiğimiz sözü tuttuk. 15 Ocak itibariyle de devreye girmiş olacak. 3600 ek gösterge hem emekli ikramiyelerini çok ciddi anlamda artıracak, hem de emekli maaşlarını ciddi anlamda artıracak. Bunu biz son derece önemsiyoruz. Biraz önce en son işte Kasım ayı itibariyle emekli olan 42 yıl çalışmış bir öğretmen arkadaşımızla konuştum. Dedim ki ne maaş alıyorsun? Dedi ki 9100 lira maaş alıyorum. 9100 lira da şu anda açlık sınırında bir rakam bildiğiniz gibi. Evet. Peki dedim, emekli ikramiyesi olarak ne aldın? 42 yıl devlete hizmet etmiş bir kişi olarak. O da bana dedi ki aldığım para 402 bin lira aldım dedi. Şimdi 402 bin lira hani bu hayat pahalılığı birdenbire çok fırladığı için biz de ona tam uyum sağlayamadığımızdan dolayı büyük bir para gibi görünüyor ama evet. 400 bin liraya bugün modeli en düşük arabayı da alamıyorsunuz bildiğim evet. kadarıyla. Çeyrek ev yani herhangi bir sıfır aracı alma şansınız yok. Dolayısıyla bu paraya çok gözüyle bakmamız mümkün değil. Bir yıl önce olsaydı mesela bu para daha değerli ve anlamlıydı. Şimdi 3600 ek göstergenin buna katkısı boyutuna gelince 9100 lira alan arkadaşımız artı %30 zam alacak. Evet. Artı üzerine de şöyle şuradan net rakamları söyleme noktasında söyleyeyim. 30 yıl hizmeti olanlar 3600 ek göstergeden 2587 lira daha şey olacak. Fazla alacak. Fazla alacak. Bu şu demektir. 9000 lira alan bir arkadaşımız aşağı yukarı 14-15 bin lira civarında bir emekli maaşına kavuşacak ki bunu da sağlayan 3600 ek gösterge. Sırf şey yapanlar siz söyleyin. 3600'e çıkma 3000'den 3600'e çıkması dolayısıyla 2240 lira alan var. Evet. 2587 lira alan var. Bu önemli bir rakam şu andaki maaşları işte biraz önce Beklendiği söyledim. En düşük memur maaşının 12 bin lira olduğu yerde 2500 liralık bir eklemenin emekli maaşına önemli bir rakam olduğunu değerlendiriyorum. Ha, yeterliliği, yetersizliği onlar zaten tartışılır. Yani ideali midir? İdeali olduğunu hiçbir zaman söyleyemeyiz. Orası ayrı bir konu. Şimdi emekli ikramiyesine getirisine şöyle bir baktığımız zaman şudur. 30 yılı aşanlar için şöyle bir şey getiriyor. 67 bin lira emekli ikramiyesinde bir artış sağlıyor. 3600 ek gösterge. Yani 3600 ek gösterge çıktığında emekli olan bir kişinin emekli ikramiyesi ortalama olarak 67 bin lira. 30 yıl hizmeti varsa artmış oluyor. Bu da 3600 ek göstergenin sağlamış olduğu kazanım. Dolayısıyla çıkmasaydı bu kazanım da olmayacaktı. Olmamış olacaktı. Evet. Şimdi şöyle muhalif bir görüş var. Bu yapılan zamlar sadece memur seni mutlu ediyor. Siz bu cümleye katılır mısınız? Şimdi şöyle, biraz önce ben ifade ettim. Bu %30 kötünün iyisi. Asla biz bunu vatandaşı rahatlatma açısından, biraz önce verdiğim örnekler açısından yeterli görmediğimizi ifade ettim. Yani şimdi %35 olsaydı biraz daha tolere edilebilirdi. Ama hani geniş bir kesimin beklentisi %40 olsaydı çok daha iyi olurdu şeklinde. Ancak şunu da ifade edeyim. Tabii biraz önce de söyledim. Biz AK Parti hükümetleri döneminin en iyi dönemini özlediğimizden dolayı o en iyi dönemine biz denk gelebilmek için %100 zam da alsak belki o en iyi dönemi yakalayamama durumumuz var. Şimdi derler ki insanları en çok isyan ettiren şey
bir hak için mücadele edip alamamak değil, elinde olan bir hakkı kaybetmesidir. Ama biz şunun da farkındayız. Bu krizi sadece Türkiye yaşamıyor. Bütün dünya bir krizle boğuşuyor. Her tarafta aynı şey var. Yani şimdi geçen yıl, yanılmıyorsam Ağustos aylarında Twitter'ın CEO'su kalktı, dedi ki Amerika'da hiperenflasyon olacak ve bütün dünya bundan ciddi anlamda etkilenecek. Nitekim Türkiye'de Kasım ayı girer girmez fiyatlar allak bullak oldu. Evet. Yani pandeminin de ona katkısı var. Amerika'nın hiperenflasyonu senin kabusun. Niye? Amerika'da şu %8, %9 bu tür enflasyonları son dönemlerde görmüş değil insanlar. Hatta son 40 yılın 50 yılda görmediği enflasyonları yani, Avrupa görüyor şu anda. Tabii bazı ülkelerde %15, bizde %15 enflasyon olsa o bizim için belki çok iyi bir şey. Öyle değil evet. mi? Biz en son şu anda %64 açıklandı ama sonuç itibariyle dünyanın hiçbir yerinde gerçekleşen enflasyon, yani açıklanan enflasyonla gerçekleşen hissedilen enflasyonun aynı olmadığını herkes biliyor zaten. Bilinmedik bir şey değil. Amerika'da bir anket yapmışlar. Bu açıklanan enflasyonlara inanmıyor musunuz diye. Vallahi benim enflasyonuma uymuyor diyor insanlar. Bir de vatandaşın kendi enflasyonu var. Vatandaşın kendi enflasyonuna uymadığını her yerde söylüyorlar. Ama devletler bir ekonomi politikası gereği bir takım şeyler yapıyorlar. Ama vatandaşın hissettiği hissiyatı da bambaşka şeyler. Evet. Dolayısıyla ben şunu da söyleyeyim. Bu kriz dönemleri Allah'ın izniyle atlatılır. Daha güzel günler bizi bekliyor. Yapılıp edilen şeyler de esasen az buz şeyler değil. Yani bir tarafta bu %30'un memnuniyetsizliğini bir tarafa koyuyorum. Hı hı. Ama biraz önce konuştuğumuz EYT, 3600 ek gösterge sözleşmelerin kadroya geçirilmesi, biz öğretmenler için kariyer basamakları düzenlemesi, bunlar da çok ciddi önemli kazanımlar. Ben size biraz önce söyledim, yani şube müdürü, ilçe müdürü şu anda bir baş öğretmenden daha az maaş alır duruma gelecek. Bu da ciddi bir şeyde, hiyerarşik dengede rahatsızlığa yol açan şeyler. Tabii o da zamanla düzeltilecek ama şu anda olan vakada budur. Ocak ayında zincir marketler fiyatları sabitlediler. Birçok zincir market. Bunu nasıl buluyorsunuz? Yani şimdi burada, Ocak ayında ama. Ocak ayı bitince ne olacak onu bilmiyoruz tabii. Şimdi şöyle, tabii bizim bu işleri takip etme şansımız yok. Ama devletimizin bu işleri ciddi anlamda kontrol altına tutması lazım. Evet. Biz bir noktadan sonra şuraya geliyoruz. Diyoruz ki kardeşim, maaşımız atıyorum %10 mu artıyor? Hayat %8 pahalanırsa biz kârdayız. Ama %10 zam al, %15 hayat pahalansın, biz bu sefer %5 geride kalıyoruz. Şimdi Ocak ayında sabit diyenlerin bir kısmının tabii önce zam yapıp sonra sabitlediğinden bahsediyorlar. Sen Aralık ayındaki bu zamlar gelmeden önce, asgari ücret açıklanmadan önceki fiyatlarını sabitlediysen bu teşekküre şayan bir şey. Ama kalkıp o aynı ürünlere %40 zam yapıp ben bunu Ocak'ta sabitliyorum diyorsan bu milletin aklıyla alay etmektir. Ve bunlara da hükümet bu zamana kadar biliyorsunuz ciddi cezalar yazdı etti. Ama çok daha büyüğünü yapması lazım gelir. Yani ben Aralık ayında... Ama onları da dinlerseniz onlar da farklı hikaye anlatıyorlar. Yani görmüyor musunuz üretici enflasyonuyla tüketici enflasyonu arasında ne fark var diye. Onlar da bambaşka hikayeler anlatıyorlar ama herkes de bir yerde kendi zaviyesinden bakıyor. Yani şöyle, bu dünyayla beraber yaşadığımız krizi atlatmak için fedakarlık yapılacaksa herkesin bu fedakarlığı yapması lazım. %40 bindirip ondan sonra sabitledim dediğin zaman ben Aralık ayında o zaman olmaz. Yapıldığını, Ocak'ta sabit tutulduğunu görüyorum şu anda. Benim de gördüğüm o. Ben onu gördüm yani. Evet. Benim de gördüğüm ama aslında maaşların artması değil de sanki alım gücünün daha alınabilir olması daha doğru değil mi? Şöyle. Yani, herkes şu kadar zam istiyor biz, ama. Biz şunu diyoruz. Maaşlar artmalı ama bu mutfaktaki yangın içinde hayat pahalılığı söndürülmeli yani. Hayat pahalılığı durdurulmalı.
Çünkü 2020'den sonra başlayan o pandemi sürecinde denge hep sabit gelirliler açısından bozuldu. Bu dengenin bozulabilmesi için bir kere aldığımız maaşın hayat pahalılığının üzerinde mutlaka olması lazım ki o dengeye yavaş yavaş dönebilelim. Evet. Öğretmenlik meslek kanunu biraz konuşalım. Sizin gördüğünüz eksikler var mı? Çünkü vaktimiz de son 15 dakika. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım diyorsunuz. Evet, azalıyor. Birkaç sorum daha var çünkü ekleyeceğim. Evet. Şimdi kariyer, biz buna meslek kanunu falan demiyoruz. Hı hı. Adı meslek kanunu, içeriği kariyer basamakları düzenlemesi. Dolayısıyla bu kariyer basamakları düzenlemesinin adına uygun olması için koskoca bir kanun olması lazım. 1,5 sayfalık şeyden kalkıp da biz bir meslek kanunu diyemeyiz buna, demiyoruz da zaten. Hı hı. Ama kariyer basamakları düzenlemesi itibariyle önemsiyoruz. Önemli bir nokta. Çünkü öğretmenlerimize, uzman öğretmenlerimize işte 2000 ile 2400 lira arasında, baş öğretmenlerimize de 4100 ile derecelerine göre, hı hı, efendim 4900 lira arasında, kabaca söylüyorum rakamları, bir kazanım getiriyor. Hı hı. Şu anda 10.000 lira, 11.000 lira maaş alan bir öğretmen, baş öğretmen olduğunda otomatikman maaşının 15.000 lira civarında olduğunu, %30 zam hariç, hı hı, düşünürsek maaşının yarısı kadar bir getiri. Dolayısıyla biz sabit gelirliler açısından bazen 500 lira bile önemli. Dolayısıyla evet, 4.900 lira azımsanacak, küçümsenecek bir rakam değil. Hı hı. Ama bütün bunlar kanunun eksik yanlarını görmemizi engellemiyor. Hı hı. Şu tarafından bakalım. Şöyle bakıyoruz. Bizim bu kariyer basamakları düzenlememiz 2005'te yapıldı. Sonra Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Arada 17 yıllık bir mağduriyet oluştu yeni düzenleme yapılamadığından dolayı. Esasen bu ülkede 17 yıldır uzman olan öğretmen var, baş öğretmen olan arkadaşlar var. Hı hı. Ben de onlardan biriydim. Ben de o dönemde uzman olmuş idim. Yalnız tabii o uzmanlıkla bu uzmanlığın arasındaki maaş farkı çok fazla. En son uzmanlık maaşı getirisi 650 lira civarında filan. Ama bunun getirisi 2400 lira. Arada gördüğünüz gibi çok, hı hı, ciddi fark var yani. Evet. 4 katı bir fark var. Zaten o oranlar %300 oranında artırıldı. Haliyle bunun kıymeti çok daha fazla. Biz şimdi, yalnız şöyle bir şey var. Buradaki memnuniyet şuradan kaynaklanıyor. 614 bin kişiyi kapsayan bir memnuniyet var. Biz istiyoruz, hı hı, ki 1 milyon 200 bine yaklaşan öğretmen camiasının tamamı mutlu olsun. Şimdi oraya koydukları şey şu: 10. yılında uzman, efendim 20. yılında baş öğretmen. 17 yıllık mağduriyet var. Bunu gidermek için 20. yılın ve sonrasında uzman olanı bir yıl sonra baş öğretmen yapmak lazım. Efendim 17. yılında uzman olanı 10 yıl bekletmemek, hemen 3 yıl sonra baş öğretmen yapmak lazım. Bir de esas şey şu: bir iyileştirme için öğretmenlerin 9 yıl beklemesini de doğru bulmuyoruz. En azından adaylığı kalkan öğretmen arkadaşın da ikinci yılında uzman öğretmenin yarısı kadar bir iyileştirmeye tabi tutulması lazım ki, hmm, bu kariyer basamakları düzenlemesinden hepimiz mutlu olalım. Çünkü 4 kariyer basamağı öngörülüyor. Aday, hmm, öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen. Siz ikisine bir düzenleme getiriyorsunuz. Hadi aday öğretmenlik kısa bir süredir, 1 yıldır adaylığı kalkan gerçek memur oluyor diyoruz ya. Evet. Gerçek memuriyete geçtiği zaman ona da bir iyileştirme getirilsin ki bütün meslek çalışanları bundan bir nasibini alsın. Yoksa hem aynı işi yapacağız hem de arada çok ciddi bir makas farkı olacak. Evet. O da insanları bodrolarında gördüğünde mutsuz edecek ve çalışma şevkini etkileyecek. Ben hükümetin bunu zamanla dikkate alacağını düşünüyorum. Biz de bunun mücadelesini veriyoruz zaten. Evet. Sözleşmenin kadroya geçmesiyle alakalı bir sorum daha var. Bu eş durum tayinle alakalı neler söylersiniz? Şimdi sözleşmelilerin kadroya geçmesi gerçekten büyük bir kazanım oldu. Hı hı. Ancak şunu söyleyeyim. Bu 2010'lu yıllarda da bir sözleşmelilik vardı öncesinde. İşte kaldırıldığı yıllar 2010'lu yıllar. Tam tarihini hatırlayamıyorum. Hı hı. O zaman 70 bin öğretmen vardı bildiğim kadarıyla. 70 bini kadroya geçmiş oldu. O zamanki sözleşmelilikle bu zamanki sözleşmelilik arasında da kendine göre farklar vardı. Biz sözleşmelerin
hakları ile ilgili mücadele veriyorduk. Bir sürü kazanım elde ediyorduk. Yine bir sürü mağduriyet vardı. Kadroya geçtiler, onlar kurtulmuş oldu. Şimdi bu 15 Temmuz'dan sonra biliyorsunuz devlet güvenlik gerekçesiyle bir de dezavantajlı bölgelerde öğretmen tutamıyoruz diye bir uygulama getirdiler. Sözleşmelilik, çakılı kadro. 4 artı 2 idi, 3 artı 1'e dönüştü. Şimdi geldiğimiz noktada tamamı kadroya geçiyor. Bu son derece bizim açımızdan önemli bir şey, iyi bir şey. Kadroya geçince zaten değişen bir şey kalmayacak. Yani sen şimdi ona sözleşmeli olana kadroya geçtin dediği zaman kadronun hangi hakkı varsa ondan yararlanmış olacak. Ama buradaki sıkıntı ne? Şu anda bir yılını bizde eş durumu meselesinde şudur. Bir yılını doldurmak lazım. Bir yıl sonra tayin eş durumuyla tayin isteyebiliyorsun. Şey hatırlıyorum, sanki memur olması değil de farklı, yani işçi olması yani da onu etkilemeyecek diye bir şey. Şöyle, bizde şunda sorun yoktu. Her iki taraf da öğretmen olursa bir yılını doldurduğunda eş durumundan yararlanabiliyordu zaten bu sözleşmelilikte. Evet. Sonradan buna sağlık özrü de eklendi bu kariyer meslek kanunu çıkarılırken. Şimdi geldiğimiz noktada eşin öğretmen olması şartını kaldırıyor. Ama o bir yıllık şart duracak tabii. Şimdi buradaki tartışma ne? Sözleşmeli öğretmenler sendikamızı niye sürekli ziyaret ediyorlar? Çünkü bu ara mazeret grubu ataması yapılıyor. Onlar da diyorlar ki madem biz sözleşmelilikten kadroya geçtik, aha da bir yılımızı doldurduk. İşte eşin öğretmen olma şartı da kaldırılıyor. Bizi de buradaki kapsama dahil edin. Evet. Haklılar mı? Haklılar. Sonuç itibariyle bu sözleşmelilik gördüğüm kadarıyla Ocak ayı içerisinde yasalaşacak. Siz Ocak ayının başında bu işi yapıp da sonunda bu yasalaşırsa burada bir mağdur kitle olacak. Haliyle bu mağduriyeti önlemek için bunları bu kapsama hemen de dahil edebilirsiniz. Kanun çıkar çıkmaz onlar için ayrıca bir eş durumu tayini de getirilebilir, getirmek gerekir. Arkadaşlarımız haklı, biz de onların yanındayız. Evet. Şimdi 2022 yılını özetleyeceğim. Sizin de 2022 ile, yani geçtiğimiz yılla alakalı düşüncenizi merak ediyorum. Şimdi salgın, savaş, ekonomik kriz, göç derken bir yılı geride bırakmış olduk. 2022 yılı bütün zorluğuna rağmen çalışma hayatına dair çok önemli adımların atıldığı bir yıl oldu. Sıkıntılı bir yıldı ama EYT, sözleşmelerin kadroya geçirilmesi, asgari ücret zammı, gelir vergisi istisnaları ve matrağın yükseltilmesi, 3600 ek gösterge, uzman ve baş öğretmen düzenlemesi, memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarıyla 2022 yılı böyle bir tarihe geçti. Siz 2022 yılı nasıl yorumlarsınız kendi açınızdan? Biz de kendi penceremizden yorumladığımızda gerçekten bu saydığınız şeylerin hepsi tarihi kazanımlar. Çünkü hepsinin altında uzun yıllara dayalı mücadele var, alın teri var, emek var. Ve bunların tamamında da yani toplu sözleşmeyi ilgilendiren boyutlarıyla alakalı yetkili konfederasyon olarak bizim hem emeğimiz var, hem alın terimiz, hem de imzamız var. Bunlar gerçekten çalışma hayatında çok güzel kazanımlar. Vergi diliminden kaynaklı bu sene neredeyse bir maaş kadar para cebimizde kalacak. Gerçi yıllar itibariyle değerlendirildiğinde vergi meselesinde kaybımız var ama 2022 ile 2023'ü kıyasladığımızda 17 bin küsür lira daha az vergi vermiş olacağız. O da bir maaş şeklinde cebimizde kalacak. Biz onu görüyoruz, onu da takdir ediyoruz. Ama şu da bir gerçek. Her şeyin daha iyisi mümkün. Burada evet. Problemin nerede olduğunu söylüyorum. Ben kaç dakikamız kaldı ona göre söyleyeyim. Bir 5-6 dakikamız 5-6 var. Dakikamız kaldıysa şöyle, ben zaman zaman girdiğimiz ortamlarda, yaptığımız toplantılarda kendi meslek hayatımdan örnek vererek konuşuyorum. Ben 32 yıllık devlet memuruyum. Yani şöyle 32 yılın ekonomik özetine baktığımızda gördüğüm manzara şudur. En kötü yılımız 94 kriziydi. Evet. Gerçekten berbat bir dönemdi. Yani bir günde paramız pul oldu. Ciddi bir perişanlık yaşadık. Ekonomik devrim mi? Yani ciddi bir devalüvasyon oldu. Ve onun altında çalışanlar gerçekten ezildiler.
Hele 99 da sanki hatırlıyorum. 2000 mi 99? 2001. şimdi evet. hele o dönemde dövizle borçlanan insanların tamamı battılar. Çünkü döviz korkunç yükseldi. Dövize dayalı borçlanan insanlar o borçlarını ödeyemediler. İnsanlar perişan oldu. Ve biz sabit gelirler açısından da benim çalıştığım yıllar itibariyle en kötüsü o. Sonra 2001 krizi de bizi ciddi anlamda biçti, perişan etti. Evet. Orada da çok büyük sıkıntılar yaşadık. Ama şunu da söyleyeyim, 2002 yılından itibaren bizim durumumuzda ciddi düzelmeler oldu. Ve biz en güzel yıllarımızı 2006 ile 2014 yıllar arasında yaşadık. 2013 diyelim hatta. Gezi olaylarıyla beraber ciddi bir sarsılma yaşandı. Gezi olayları, ondan sonra bu FETÖ meselesi, 15 Temmuz, ardından gelen pandemi, salgın ciddi anlamda bizi ve dünyayı sarsan şeyler oldu. Evet. Ama şunu söyleyeyim, şu gün geldiğimiz nokta itibariyle herkes belki bir şey söylüyor ama ben tabii yaşadığımızı görerek söylüyorum. Şu anda yaşadığımız dönem belki bu 20 yılın en kötü dönemi olabilir. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi 2022 yılının kazanımlarının 2023'e yansıması bizi görece rahatlatacaktır. Ama bu görece rahatlamanın sürdürülebilmesi hayat pahalılığının durdurulmasına da bağlı aynı zamanda. Hı hı. Bu durdurulursa 10 numara bir şey olacak. Ama işte ondan da şüphelerimiz var. 2023'ten beklentiler. Yani 2023'ten beklentilere geçmeden şunu söyleyeyim. En kötü halimiz diye nitelendireceğimiz zaman son 20 yılda 2001 krizinin de çok üzerinde iyi bir durum. Hele 94 krizinden hala çok daha iyiyiz. Bunun bir kere altını çizelim. Bunda şek ve şüphe yok. Kim ne derse desin. Ben bunu yaşadım, biliyorum. Canlı örneği kendimin. Ha, 2023 yılından beklentimize gelince şöyle ülkemiz için güzel şeyler diliyorum. Bir kere şu enerji meselesini inşallah çözümleriz. Gerek doğalgaz. Doğalgaz keşfinden bahsediyoruz. Gerek güneş enerjisi. Hı hı. Gerekse bu petrol aramaları. İnşallah enerjide bizi dışa bağımlılığımızı bitirir. Eğer biz enerjide dışa bağımlılığı bitirirsek hem ciddi anlamda bir cari açık meselesini çözmüş oluruz. Evet, evet. Hem üretim noktasında çok avantajlı bir noktaya geliriz. Şimdi öyle ülkeler var ki üretim yapacak ama enerji yok. Yani şimdi biliyorsunuz kapitalist sistemde 3 var diye 24 saat çalışmak esastır. Bazı ülkeler üretim yapacak ama 24 saat üretecek enerjiyi bulamıyor. Evet. Böyle ülkeler de var. Dolayısıyla hamdolsun biz o durumda değiliz. Ancak bu enerji meselesini çözersek bizim için gerçekten 10 numara olacak. Yoksa savunma sanayi vesaire, oralarda yapılan şeyler, yapılan devasa hastaneler, yollar, şunlar bunlar, yani okullarımızın fiziki kapasite olarak böyle Afrika ülkelerindeki devlet başkanlığı saraylarını aratmayan yapılar evet. olduğunu biz her yerde görüyoruz. Bunlarla da gurur duyuyoruz. Bozulan bu dengeyi yerine oturtmak inşallah 2023 yılına nasip olur diye değerlendiriyorum. Şimdi 2 dakikamız kaldı. Kurucu Genel Başkan Mehmet Akif İnan'ın vefat yıl dönümü. Evet. Birkaç cümle bundan bahsedelim. Son 2 dakikamız bu arada. Şimdi bizim camiamız bir kere vefakar bir camia. Ben dün akşamki yaptığım konuşmada da onu özellikle ifade ettim. Dedim ki dünyanın hiçbir yerinde kurucusunu bu kadar saygıyla anan, her toplantıda ona rahmet dileyen, Fatiha okuyan başka bir federasyon, başka bir sendika yoktur. Olması da mümkün değildir. Şimdi bizi sürekli eleştiren bir takım konfederasyonlara biz baktığımızda kurucularının adını toplantılarında anamazlar. Bir önceki genel başkanlarını anma şansları hiç yoktur. Şimdi dolayısıyla biz Mehmet Akif'i
sırf kurucu genel başkanımız olduğu için sevmiyoruz. Aynı zamanda bir medeniyetin bir büyük dava adamı olduğu için seviyoruz. Bir büyük mütefekkir olduğu için seviyoruz. Bir büyük şair, bir büyük yazar olduğu için, evet. Bir büyük eylem adamı olduğu için seviyoruz. Ve o ağaçta ormanı görmüştü. Ve bu sendikanın birlerle başlayan yolculuğunun 1 milyona ulaşacağını gören biriydi. Dolayısıyla bizi eylemsizlikle suçlarlar ama o kalkar der ki her eylem yeniden diriltir beni, nehirler düşlerim kenarında. Onun kuruculuğundan beri biz bakmayın birilerinin şöyle böyle dediğine, biz 20 bini aşkın kitlelerle eylem yapabilmişizdir son dönemlerde. Böyle bir eylem yapabilme kapasiteleri diğerlerinin zaten yoktur. Onun da altını çizmek lazım. İşte diyor ki, kim demiş her şeyin bitişi ölüm, destanlar yayılır mezarımızdan. Hakikaten o öldü ama yaptıkları gerçekten de bütün dünyaya dalga dalga yayılıyor. Bugün onun kurduğu yolda şu anda biz 2022 itibariyle Uluslararası Emek Konfederasyonu'nu memur senin öncülüğünde kurduk. 25 ülke, 33 sendika buraya katıldı. Bu iş böyle bir, bu tohum böyle devasa bir çınara dönüştü. Evet. Allah'ın izniyle bu dalgalanmaları da biz atlatacağız. Bu çınar büyümeye devam edecek. İnşallah. Tıpkı Osmanlı'nın çınarı gibi. Biz de rahmetle anıyoruz. Allah razı olsun. Başkanım teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Efendim bu hafta sendika günlüğünde Eğitim Bir Sen İstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Erol Ermiş bizlerle birlikteydi. Haftaya tekrar birlikte olmak umuduyla güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.